İstanbul Üniversitesi AUZEV Çocuk Gelişimi Lisans Bölümü Çocuklukta Beyin Gelişimi 1. Ünite Ders Notları 1. Beyin Yapısı ve Özellikleri. Beynin anne karnından bebeklik, çocukluk, ergenlik, erken yetişkinlik dönemine kadar olan süreçte gelişimi devam etmektedir. Erken erişkinlik döneminden sonra gelişim süreci tamamlanan beynin içerisinde birçok dinamik olay meydana gelmektedir. Kaideler, beyinde bağlantılar. Beyindeki yapıların her biri belirli bir görev için öne çıksa da bu görevleri tek başına yapmamaktadır. Mesela amigdala korku duygusu ve bununla ilgili görevler için çok önemliyken hipokampüs hafıza için çok önemlidir. Bir kişiyle karşılaştığınızda onu tanıyıp hatırlamanızı hipokampüs sağlarken ondan hoşlanıp hoşlanmadığınızı amigdala belirler. Bu yapıların işlerimizi yerine getirmesi için birlikte çalışması gerekir. Mesela okuma dediğimiz bir beceri için beynin görme ile ilgili alanları, işitme ile ilgili alanları ve seslerin birleştirilip anlamlandırılması yine ilgili alanları birlikte çalışır. Sağ beyin ve sol beyin. Left, right brain. Sol ve sağ beyin. Analiz, analiz. Idea, fikir. Logic, mantık. Match, matematik. Training, çalışma. Creativity, mucitlik. Intonation, sezgi. Art, sanat. Feeling, duygu. Imagination, hayal gücü. Beyin ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise bütüncül yapının içerisinde yapıların birbiriyle koordinasyonudur. Her iki beyin yarım küresi de duygu ve mantıksal düşünme olarak iki işlevi birlikte yapmaktadır. Ancak beynin sağ yarım küresi daha çok duygularla ilişkiliyken sol yarım küresi mantıksal düşünmeyle ilişkilidir. Beynimizin olaylar karşısında sağ yarım küresi ve sol yarım küresinin birlikte çalışması çok önemlidir. Burada pratikte dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise yaşanılan olumsuz olaylarda beynimizde ilk fark ettiğimiz şey yoğun duygulardır. Ve beynin daha çok sağ yarım küresi baskın çalışabilir ve bazen beynimizin mantıkla ilgili sol kısmı kapalı olabilir. Olaylar karşısında verilen tepki, duygu fırtınası nedeniyle çok yüksek olabilir. Bu nedenle de olayları mantıksal olarak iyi değerlendiremeyebilir. Özellikle ebeveynler çocukların yaşadığı olumsuz durumların yönetiminde zorlanabilirler. Çocukların karşılaştıkları yoğun duygu fırtınası erişkinlere çok mantıksız gelebilir. Ancak o anda beynin sol yarım küresinden ziyade sağ yarım küresi daha aktif olduğu için duygudan yoksun, kuru, mantıksal bir açıklama duygu fırtınasının yatışması yerine fırtınayı kasırgaya dönüştürebilir. Bu nedenle çocuğun duygularını anlamak, o anda çocuğun duygusal anlamda empati yapmak, onu sakinleştirmek için çok daha fayda sağlayacaktır. Böyle durumlarda duygusal fırtına yatıştırıldıktan sonra konuyu mantıksal olarak ele almak ve değerlendirmek çocuğa fayda sağlayacaktır. 3. Beyin. İnsan beyni, neokorteks. Düşünmek, plan yapmak, karar vermek. Memeli beyni, duygu, ilişki, ödül. Sürüngen beyni, hayatta kalma becerileri. Beyni embriyolojik gelişim dönemine göre ele alırsak, beyin 3 kısımdan oluşmaktadır. Üst kısım neokorteks olarak adlandırılır. İnsanın üstün bilişsel vasıfları bu bölgededir. Plan yapmak, karşılaştırmak, düşünmek ve karar vermek gibi beceriler bu katmanın işidir. Orta kısım memeli beyni olarak adlandırılır. Bu kısım ise temel olarak duygusal görevlerden sorumludur. İlişki kurma, ödüle duyarlılık, duygusal tepkiler bu kısmın görevidir. Alt kısım ise sürüngen beyin olarak adlandırılır. Bu kısım ise hayatta kalma ile ilgili görevlerden sorumludur. Nefes alma, denge gibi fonksiyonlar bu kısmın işidir. Tehlikeli bir durumda beynin en alt kısmı çok aktifken, düşünmemizi gerektiren bir görevde beynin en üst kısmı daha aktiftir. Çocuklar ve ergenlerle ilişkilerimizi ele alırken bu üç beynin gelişim süreçlerine dikkate almakta yarar vardır.
Ergenlik döneminde duygusal tepkilerimizle ilgili olan memeli beynimiz gelişimini daha erken tamamlarken, karar verme, planlama ve düşünme gibi görevleri yerine getiren neokorteksimiz gelişimini daha sonra tamamlar. Bu yüzden de ergenler genellikle düşünerek hareket etmek yerine duygularıyla hareket ederler. Beynimize bakmak. Beynimize iyi bakmamız için yapmamız gereken 3 önemli görev vardır. Dikkat etmen gereken ilk konu düzenli bir uyku rutinine sahip olmak ve yaşına, gelişim düzeyine, vücudunun biyolojik ritmine uygun şekilde uyumaktır. Yani akşam 10 ve 6 arasında uyku çok önemlidir. Uyku miktarının az olması ve uyku zamanının düzensiz olması gerçekten beyni olumsuz etkilemektedir. İkinci olarak düzenli beslenme. Uzun süreli açlıklar ve aşırı obezite vücuda zarar verdiği gibi beyne de zarar vermektedir. Bunun için düzenli ve dengeli bir yeme alışkanlığına sahip olmak gerçekten çok önemlidir. Beyin yapı olarak lipidlerden oluşmaktadır. Beyin gelişimi için gerekli esansiyel yağların takviye olarak alınması da beyin için faydalı olacaktır. Üçüncü olarak da egzersiz beynimizin bakımı ve ruh sağlığımızı korumak için çok önemlidir. Egzersiz sırasında gerek beyinden salınan kimyasallar, gerekse beynin motor korteksinin aktif olarak çalışması, beynin daha sağlıklı ve sağlam olmasına katkıda bulunmaktadır. Beyin yapısı. Beyin sinir sisteminin en önemli yapısıdır. Sinir sistemi merkezi ve periferik sinir sistemi olmak üzere iki alt sisteme ayrılır. Merkeze sinir sistemi, beyin. Beyin yarım küreleri, ara beyin, beyin sapı, orta beyin, pons, omurilik soğanı, beyincik, omurilik. Periferik sinir sistemi. Somatik sinir sistemi, kraniyel sinirler, spinal sinirler. Otonom sinir sistemi. Şema madde ezberlememiz için değil, beyin sinir sistemi içerisindeki yerini daha iyi anlayabilmemiz için sunulmuştur. Nervous system, sinir sistemi. Peripheral, periferik, central, merkezi, brain, beyin, spinal cord, omurilik, ganglion, ganglion, nerve, sinir. Beyin hacim olarak ilk bir yaşta çok hızlı bir artış göstermektedir. 6 yaşına kadar hacim olarak artış devam eder. 6 yaş civarında beyin büyüklüğü bir yetişkin beynine yakın bir büyüklüktedir. Yetişkinde ortalama bir beyin ağırlığı 1,5 kilogramdır. Beyin ağırlığının %60'ı yağlardan, geri kalan %40'ı ise su, protein ve karbonhidratlardan oluşmaktadır. Beynin içeriğinde nöronlar ve gliyan hücreler olmak üzere iki çeşit hücre bulunur. Beynimizdeki yaklaşık olarak 80 milyon nöron yani sinir hücresi bulunur ve yine yaklaşık 80 milyar glial hücre bulunur. Beyindeki hücreler, nöron, gliyan hücreler, mikroglia, makroglia. Somatik sinir sistemi. Nöron, sinir hücresi yapısı. Nöronlar duyuların algılanması ve yanıt verilmesini sağlar. Öğrenme, hafıza, motor ve duygusal yanıtların verilmesinde görev yaparlar. Bir nöron, dendrit, hücre gövdesi, akson ve sinaptik aralık olmak üzere 4 kısımdan oluşur. Soma, hücre gövdesi, dendrit, dendrit, akson, akson, terminal, akson sonlanımı. Nöronların şekilde görüldüğü gibi çok sayıda dendriti bulunur. Dendritler birçok nöronla bağlantı yapar. Bu bağlantılar sayesinde diğer nöronlardan aldıkları sinyalleri hücre gövdesine iletir. Alınan sinyal hücre gövdesinden aksona doğru iletilir. Aksonlar sinir hücrelerinde genellikle tek olarak bulunurlar. Dendritlere göre daha uzundurlar. Hücre gövdesinden gelen sinyalleri sinaptik aralığa iletirler. Sinaptik aralıktaki kimyasal maddeler sayesinde sinirler iletim diğer nöronun dendritine ulaşarak devam eder. Aksonlar miyelin kılıf adı verilen bir yapı ile kaplıdır. Bu kılıf nöronların sinyal iletimi açısından çok önemlidir.
Nöronlardaki yapıların oluşumu farklı zamanlarda meydana gelir. Sinaps oluşumu 20. gebelik haftası ile 3 yaş arasında yoğunken, miyelin oluşumu doğum ile 2-3 yaş arasındaki dönemde çok yoğundur. Bu yapıların oluşumu için birçok gen, birçok kimyasal madde bir arada çalışarak bu küçük yapıların oluşumuna katkı sağlar. Nörogelişimsel bozuklukların birçoğunda bu bağlantı sayısında veya kalitesinde bozulmalar olduğu görülmektedir. Konunun ilerleyen kısımlarında serotonin gibi bazı önemli nörotransmitterlerden bahsedilecektir. Bu maddelerin sinaptik aralıkta önemli görevleri bulunmakta ve birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasında sinaptik aralıkta bu maddelerin miktarının az olması ve bu maddelerle ilgili reseptörlerin duyarsız olması gibi mekanizmalar sorumludur. Örnek verecek olursak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan dopamin salınımındaki bozulmalar sorumludur. Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullandığımız birçok ilaç da buradaki sorunları gidermeye çalışmaktadır. Gri madde ve beyaz madde. Gri madde nöronların hücre gövdesi tarafından oluşturulurken, beyaz madde miyelinli aksonlar tarafından oluşturulur. Gri madde beynin dış tarafında bulunurken, beyaz madde beynin iç tarafında bulunur. Merkezi sinir sisteminin diğer parçası olan omurilikte ise bu durum, beynin tam tersi olarak beyaz madde omuriliğin dış kısmını oluştururken, gri madde omuriliğin iç tarafını oluşturur. Beyindeki anatomik yapılar. Beyindeki yapılar fonksiyonlarına göre anatomik olarak veya embriyolojik gelişim süreçlerine göre farklı kategorilerde ele alınabilir. Biz kolay anlaşılması açısından beyni cerebrum, cerebellum, beyin sapı olmak üzere 3 grupta inceleyeceğiz. Bu 3 yapının yanı sıra beyindeki bazı önemli derin yapıları da ek olarak beyni daha iyi anlamak için ele alacağız. Cerebrum, beyin. Cerebellum, beyincik. Brainstem, beyin sapı. Cerebrum ön beyin olarak da adlandırılır ve beynin en büyük parçasıdır. İki yarım küreden oluşmaktadır. Sağ yarım küre vücudun sol tarafını, sol yarım küre ise vücudun sağ tarafını kontrol eder. Her bir yarım küre 4 lobdan oluşmaktadır. Bu loblar frontal, parietal, temporal ve oksipital olmak üzere 4 lobdur. Cerebrum'un dış kısmında gri madde bulunur. İç kısmında ise beyaz madde bulunur. Dış kısmında gri madde bulunan bölüm serebral korteks olarak adlandırılır. Cerebrum'un beyinde birçok önemli görevi bulunmaktadır. Motor hareketlerin kontrol edilmesi, görme, işitme, dokunma gibi duyuların alınması, düşünme, karar verme, problem çözme ve öğrenme gibi birçok görev cerebrum tarafından yerine getirilir. Cerebrumu oluşturan lobların birçok görevi bulunmaktadır. Burada öncelikli olarak frontal lobdan başlayacağız. Cerebrum dediğimiz yapı beynin en büyük kısmını oluşturuyordu ve ön beyin olarak adlandırılıyordu. Cerebrumun içerisindeki frontal lob da cerebrumun ön tarafında yer alır ve cerebrumun en büyük parçasını oluşturur. Frontal lobda önemli yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar içerisinde en önemlisi frontal kortekstir. Beynin ön kısmında cerebrum. Cerebrumun ön kısmında frontal korteks, frontal korteksin önünde de prefrontal korteks bulunur. Prefrontal korteks çevreden gelen uyaranların alınıp birleştirildiği ve bu uyaranlara göre cevapların oluşturulduğu yerdir. Yani prefrontal korteks beynin karar merci, yöneticisi konumundadır. Beyindeki birçok yapı ile prefrontal korteks arasında önemli bağlantılar bulunmaktadır. Prefrontal korteksin
düşünme, kişilik özelliklerimizin oluşumu, karar verme, plan yapma, öğrenme, yürütücü işlevler, çalışma belleği ve dikkat ile ilgili önemli görevleri bulunmaktadır. Özellikle prefrontal korteksin görevlerini yeterince yerine getirememesi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olarak bilinen, çocukluk çağının en sık görülen nörogelişimsel bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Prefrontal korteks, beyinde miyelinizasyonun en son tamamlandığı yerdir. Frontal lobda bulunan diğer önemli yapılar ise primer motor korteks, Broca alanı ve tamamı frontal kortekste olmasa da dopamin yolağıdır. Primer motor korteks istemli hareketlerden sorumludur. Primer motor korteks istemli hareketleri gerçekleştirirken el ayak gibi bir azamızın kontrol edildiği yani primer motor korteks içinde yönetildiği alanlar bulunmaktadır. Bu alanların iz düşüme göre çizilen haritaya motor homonkulus denilmektedir. Motor homonkulusta en büyük alan el ve el içerisinde baş parmaktır. Broca alanı dediğimiz bölge konuşma ile ilgili kasların yönetiminden sorumludur. Ciddi bir kafa travmasından sonra frontal lobun içerisinde Broca alanı hasar görürse konuşma ile ilgili sorunlar yaşanır. Diğer önemli bir yapı ise dopamin yolağıdır. Beyinde dopaminin çok önemli görevleri bulunmaktadır. Dopamin sistemi ile ilgili dengenin bozulması birçok nöropsikiyatrist bozuklukta rol almaktadır. Örneğin şizofrenide dopamin sistemi aşırı aktivite gösterir. Antidopaminerjik ajanlar ise dengenin yeniden sağlanması için tedavide kullanılır. Parkinson hastalığında ise beyindeki dopamin miktarı azalır. Bu nedenle tedavisinde dopamin miktarını arttıran ajanlar kullanılır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda da prefrontal kortekste presinaptik aralıktaki dopamin miktarı azalmıştır ve dopamin miktarını arttıran ilaçlar tedavide kullanılır. Depresyonda da beyinde dopamin sisteminde bozulmalar olduğuna dair birçok çalışma bulunmaktadır. Parietal lob, serebiyumun kabaca orta bölgesinde yer alır. Parietal lob görevleri arasında duyuların algılanması ve uzaysal oryantasyon yer almaktadır. Ağrı, sıcaklık, soğukluk, basınç, sertlik, yumuşaklık, nesnenin şekli ile ilgili duyular beyinde parietal lob tarafından algılanır. Propriosepsiyon olarak da adlandırdığımız vücudun parçalarının, kaslarının hangi pozisyonda hangi hareketi yapacağını gösteren duyumuzla ilgili bilgiler yine bu loba gelir. Propriosepsiyon duyusu sayesinde hareketlerin zamanla ve koordinasyonu sağlanır. Bu duyu dokunma ve hareketle ilgili duyumların birleştirilmesi açısından çok önemlidir. Temporal lob. Temporal lob serebiyumun yan tarafındadır. Kabaca iz düşümü şakak kemiğinin olduğu yerdir. Temporal lobun birçok görevi bulunmaktadır. İşitme, hafıza, konuşma ve koku duyusu ile ilgili görevlerden temporal lob sorumludur. Bu görevler içerisinde en önemlisi temporal lobun işitme ile ilgili görevidir. Temporal lob, kulaktan alınan işitsel duyuların frekans, şiddet ve lokalizasyonunun algılandığı yerdir. Algılanan işitsel duyular temporal lobun işitsel korteksinde anlamlandırılır. Temporal lob. İşitsel korteksin hemen arkasında ise Wernicke bölgesi dediğimiz bir alan vardır. Bu alan sayesinde anlamlı bir şekilde konuşuruz. Broca alanı zarar gördüğünde akıcı ve düzgün konuşamayacağımızdan bahsetmiştik. Wernicke bölgesi zarar gördüğünde de anlamlı konuşamayız. Beynimizin hafıza ile önemli görevleri olan hipokampüs ile tehlikeyi tespit etmek ve korku gibi duyguların oluştuğu amigdala da temporal lobdadır. Amigdala ve hipokampüsten konunun ilerleyen kısımlarında ayrı olarak bahsedilecektir. Oksipital lob. Oksipital lob serebiyumun kabaca arka tarafında bulunmaktadır. Oksipital lobun ana görevi görmedir. Görsel duyular göz vasıtasıyla oksipital loba gelir ve burada anlamlandırılır.
Cerebellum. Cerebellum beyincik ya da küçük beyin olarak da bilinen yapıdır. Cerebrumun yani beynin kabaca arka alt tarafındadır. Oksipital ve temporal lobun arkasında beyin sapının üstündedir. Beyin gibi iki yarım küreden oluşur. Cerebellumun görevleri istemli kas hareketlerini koordine etmek, postür yani duruş ve dengeyi sağlamaktır. Birçok güncel çalışma cerebellum ile ilgili problemlerin bağımlılık, otizm ve şizofreni ile ilgili ilişkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca düşünmek, sosyal davranışlar ve duygular ile ilgili beyinciğin görevleri olduğuna dair artan miktarda kanıtlar bulunmaktadır. Thalamus, thalamus, midbrain, orta beyin, pons, pons, medulla, omurilik soğanı, spinal cord, omurilik, brainstem, beyin sapı. Beyin sapı. Beyin sapı, beyin ile spinal cord arasındaki bağlantıyı sağlar. Beyin sapı, pons, omurilik soğanı ve orta beyin olmak üzere 3 yapıdan oluşur. Beyin sapı. Orta beyin birçok farklı yolların geçtiği çok karmaşık bir yapıdır. Bu nedenle de işitme, hareket, çevresel değişikliklere uyum gibi birçok farklı alanla ilgili görevleri bulunmaktadır. Orta beyinde bulunan yapılar içerisinde özellikle substantia nigra olarak bilinen yapı çok önemlidir. Bu yapı dopamin salınımından sorumlu nöronların çok zengin olduğu bir bölgedir. Hareket ve koordinasyon açısından çok önemlidir. Substantia nigra'daki nöronlar zarar gördüğünde hareket bozukluğu ile ortaya çıkan bir hastalık olan Parkinson hastalığı ortaya çıkar. Tedavisinde dopaminerjik ilaçlar kullanılır. Latince köprü anlamına gelen pons, orta beyin ve medulla oblongata arasındaki bağlantıyı sağlar. Gözyaşı üretimi, çiğneme, göz kırpma, görme, işitme ve yüz ifadesi gibi bir dizi aktiviteyi sağlayan yapı ponstur. Medulla oblongata omurilik soğanı olarak da bilinir. Beyin sapının en alt bölgesindedir. Omurilik soğanı hayatta kalmak için gereklidir. Omurilik soğanı kalp ritmi, nefes alma, kan akışı, oksijen ve karbondioksit seviyeleri dahil olmak üzere birçok bedensel aktiviteyi düzenler. Omurilik soğanı hapşurma, kusma, öksürme ve yutma gibi refleksif aktivitelerin ortaya çıkmasında rol oynar. Özellikle kafa travmalarında omurilik soğanı hasar gördüğünde hayati işlevler etkilendiğinden yaralanmalar daha ölümcül seyreder. Beyindeki derin yapılar. Beyinde özellikle cerebrumun derin kısımlarında önemli görevleri olan pek çok yapı bulunmaktadır. Bu yapılar içerisinde önemli görevleri bulunan hipotalamus, amigdala ve hipokampüsten bahsedilecektir. Beyindeki derin yapılar hipotalamus. Hipotalamus hormon salgılayan hipofiz bezinin üzerinde bulunur ve hipofiz bezinden hormon salınımını kontrol eder. Bu nedenle hipotalamus endokrin sisteminin giriş kapısı olarak da kabul edilir. Vücutta dış çevre ile ilgili gelen duyular beyne iletilir. Beyin bu uyaranları hipotalamusa iletir. Hipotalamus ise bu uyaranlarla hipofiz bezini kontrol eder. Hipofiz bezi ise tiroid bezi, böbrek üstü bezi, erkeklerde testisler ve kadınlarda yumurtalıklar üzerinde endokrin bezlerinin çalışmasını kontrol eder. Bu bezlerden salınan hormonlara göre de hipotalamus tekrar salgıladığı hormonları kontrol eder. Hipotalamusun başlıca görevleri vücut ısısını düzenlemek, uyku döngüsünü ayarlamak, açlığın ve susuzluğun kontrolünü sağlamaktır. Beyindeki derin yapılar amigdala. Amigdala badem büyüklüğünde her iki temporal lobun iç tarafındadır. Hipokampüse komşudur. Amigdala duygusal beynin en önemli parçasıdır. Yapılan çalışmalarda amigdalası olmayan veya zarar gören insanlarda duygusal körlük olduğu saptanmıştır. Bu insanlar olaylar karşısında korku, üzüntü gibi duygusal tepkileri verememektedirler. İnsana özgü bir duygusal tepki olan gözyaşının dökülmesinde üzülme, ağlama, korku
korku gibi duyguların ortaya çıkmasında amigdalanın önemli görevleri bulunmaktadır. Amigdala, beynin alarm sistemi gibidir. Tehlikeli durumlarda ani karar verilmesi gerektiğinde görsel ve işitsel uyaranlar beyne ulaşması beklenmeden amigdalaya gelir. Beyindeki derin yapılar hipokampüs. Hipokampüs denizaltı şeklinde kavisli bir yapıya sahiptir. Temporal lobda yer alır. Hipokampüsü hafızadan sorumlu bakan olarak adlandırırsak yanlış söylemiş olmayız. Hipokampüsün zarar görmesi durumunda hafıza ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Alzheimer hastalığında hipokampüs zarar görebilmektedir. Beyindeki nörotransmitterler. Beyinde birçok önemli kimyasal madde bulunmaktadır. Bunlar içerisinde nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan kimyasallara nörotransmitter denilir. Serotoninin ruh hali, uyku, iştah ve vücut sıcaklığına dair de görevleri bulunmaktadır. Serotoninin merkezi sinir sisteminde üretilen bir nörotransmitterdir. Özellikle de beyin sapının içerisinde rafe çekirdeklerinde üretilir. Hem prefrontal kortekste ödülle ilişkili olan dopamin yolağında hem de beyincikte üretilen önemli bir nörotransmitterdir. Dopamin en çok beyinde substansia nigra adı verilen bir bölgede üretilir. Beyinde dopamin sistemi ile ilgili sorunlar Parkinson, şizofreni, depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve madde kullanımı bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir. Beyinde dopamin, hareket, duruş ve ruh hali ile ilgili önemli görevleri bulunmaktadır. Noradrenalin, nörotransmitter olmasının yanı sıra aynı zamanda bir hormondur. Beyin böbrek üstü bezlerinde üretilir. Sempatik sistemin kullandığı ana nörotransmitterdir. Duygular, öğrenme ve uyku ile ilgili görevleri bulunmaktadır. Beyinde pons içerisinde locus ceruleus denilen bir bölgede yoğun olarak üretilir. Antidepresanların bir kısmı depresyon tedavisinde presinaptik aralıkta noradrenalin miktarını arttırarak etki eder. Sorular 1. Serebrum, ön beyin kaç lobdan oluşmaktadır? İki, serebrum kaç yarım küreden oluşmaktadır? 3. Serebrumun önde yer alan en büyük kısmını hangi lob oluşturur? 4. Hafıza ile ilgili önemli görevleri olan beynin bölgesi neresidir? 5. Korku ve duygular ile ilgili önemli görevleri olan beynin bölgesi neresidir? 6. Aşağıdakilerden hangisi beyincin görevlerinden biridir? Yedi. Aşağıdaki maddelerden hangisi beyinde üretilir? Sekiz. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin ortaya çıkmasıyla dopamin sistemi ile ilişkilidir? Dokuz. Bir. Beyin böbrek üstü bezlerinde üretilir. 2. Sempatik sistemin kullandığı ana nörotransmitterdir. 3. Duygular, öğrenme ve uyku ile ilgili görevleri bulunmaktadır. Noradrenalin ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Beynimizin sağlıklı çalışması ve onun uzun vadede bakımı için aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilebilir? Evet arkadaşlar, sürçülisan ettiysek affola, ilk videonun heyecanına verin lütfen. Sizlerden ricam, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve destek olmak için kanalıma abone olup yorum yaparsanız daha sonraki videolarda tekrar görüşmüş oluruz. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Hoşça kalın.